Herkese merhabalar. Burada Süper Maxi diye bir market var. Büyük alışveriş merkezi. Ona gideceğiz, alışveriş yapacağız. Size de Ekvador fiyatlarını göstereceğim. Hadi gidelim. Bak, ablamız seyyar dondurma satıyor. Hadi gidelim, tişörtü giymiş. Burası Ekvador. Ekvador'un... Lan... Teyon. Ekvador'un Guayaquil şehri. En büyük ikinci şehir. Wow. Hava bozuk. Bu arada bu alışveriş merkezi de Ekvador'un en büyük ikinci alışverişi falan. Alışveriş merkezi falan. Guayaquil'in. Oraya gidiyoruz. Öyle seyyar ablalar var. Şu kutu çok meşhur. Böyle kutuda lollipop falan satılıyor. Diğerde de yemek. Geldik, hadi markete. Ve market için hapuna gerek var. Paycheck the vaccine. Aa, yeah. Aynen, AVM'lerin girişinde şeyi soruyorlar, aşı kartı soruyorlar. İlk defa gördüm. Telefondan barkodu gösterip geçiyorsun. Bak şimdi yapacağız. Bak böyle göstereceğiz şimdi. Bakmıyor arat. Genelde bakıyorlar ama. Girdik. Aynen. İşçi, çalışanına bağlı. Bakıyor dediğim de yani böyle telefondan büyütmüyor zaten. Ve bakıyor, kapatıyorsun. Ya açmıyor bile ya, böyle bir kağıt yanlış birinin olsa, farklı birinin olsa isme falan bakmıyor. Var mı yok mu ona bak. Bu ara Ekvador'da dolar geçiyor. Öyle çok ucuz da değil yani, bak görüyorsunuz. Kahve, 2 yumurta, patatesli bir şey, sosis, 6.75 dolar. Bu normal Amerikan doları. ATM'den para çekince de dolar veriyor yani, direkt dolar geçiyor burada. Bak bir tabak çorba 10 dolar ya. 9.5 dolar, 15.99. Plato dediği tabak, böyle çorba 10 dolar. Bak 2 top dondurma 2 dolar. Şöyle bir top dondurma lan, bir top dondurma 2 dolar. Ekvador pahalı, ucuz değil. Evet, burası marketimiz, sıradan AVM'de bulunan bir market. Çiçek, böcek, saksı falan her şey satılıyor. Şimdi ise haftalık alışverişimizi göstereceğim. Bir haftalık yemek alacağız. Yoğurtla başladık bak. Yoğurt var. How much? 3 dolar da. 3.12 dolar diye geçiyor. Böyle 500 gram yoğurt. Abi, 1 kilo pardon. 1 kilo yoğurt. Bildiğin tatsız tutsuz bizim yoğurttan. Put inside. Hey, on tarihlerine bakıyor da. Bir hafta yiyeceğimiz için. Hadi yeterli. Okay. Normal yoğurtlar bulunuyor. Tatlı yoğurtlar genelde. Bak bunlar böyle tatlı yoğurt. Fiyatları 4.36. Bunların hepsi dolar. Direkt TL neyse çarp. Öyle anlarsın. Dolar fiyatı bu. Bu arada şey diyenler oluyor. İşte yok Türkiye ile ne kıyaslıyorum bilmem ne. Buranın asgari ücreti de 300 dolarlarda. Yani Türkiye ile alım gücü neredeyse aynı. Tabii ülke ekonomisi olarak çok kötü. Hala ülkenin ana ticareti muz yani. Muz satıyorlar, kakao satıyorlar. Bize göre çok fakir bir ülke. Ancak standart ücretlere göre fiyatlar böyle. Mozzarella dediği bizim kaşar peyniri bak. %20 indirim. Ekvador'da çok fazla indirim var bir de böyle. Kaşar peyniri alalım, seviyoruz. 4 dolar böyle 500 gram kaşar. Abi ne hangisi daha güzel? If it's this come of course this. Okay, hadi. 1 dolar indirim var, alalım. Normalde fiyat 5 dolar, bunu almıştık. Bu 4 dolar. Bak burada aldığımız 1 dolarlık peynir var. Bu bizim lor peyniri, ricotta diye geçiyor. Ricotta peyniri. Bildiğin lor peyniri, tatsız tutsuz 1 dolar böyle 250 gram. Bunun 500 gram falan da var. Bu daha pahalı, 3 dolar. Buradaki bunlar 4 dolar, ricotta cheese, çok pahalı. Aslında her peynir Kore'deki çok pahalı. Ama burası da ucuz, ne kadar pahalı değil. Aa, Kore'de asgari ücret 2000 dolar, o da var. 1700 falan asgari ücret Kore'de. İçinde et de var. Bunlar mantı gibi. Bunlar da bizim mantı gibi ama İtalyan ürünü. Aynen, mantı gibi. Bunların fiyatı 4 dolar, 250 gram mantı. 2-3 kişi. İstiyorsan hadi, mantı gibi. Burada böyle pizza tabanı satıyorlar bak. Baharatlı ekmeği 2 tane böyle, pizza ekmeği. İçini sen dolduruyorsun. 3 dolar. 3.20 şu 3. Pizza ekmeği diye geçiyor. İlk defa Ekvador'da gördüm. Bu artı dolar ama içinde et aynen, var. Aynen, bu dolu bilmiyorum. Olan, mikrodalgada yapılan bu 6.5 dolar. Ya şurada 4.5'muş. Gel. Bak şu altın çileklerden yiyoruz biz. Bunlar altın çilek. Meşhur bu bölgede. 1 dolar. 1.16. Bizim favorim. Bunu çok seviyoruz edin. Aynen. Lezzetli evet. Bayağı burada. Hadi. Bunu da aldık. Bak nar falan da var ama pahalı. Ayıklamışlar 3.5 dolar. Evet. Yani böyle yavan mersini var küçük. O da 3 dolar. Bunlar pahalı. En uygunu şu 1 dolar altın çilek. Güzel. Bak burada ananasları falan da böyle satıyorlar. Kesip satıyorlar taze, hazır. Vakumlamışlar paketi. Alıp yiyorsun. Yumuşak ama böyle basınca. Güzel. Fiyatı 2 dolar. Pahalı. Sebzeler fena değil Ekvador'da. Böyle lahana bildiğin. Biz buna dolma yapıyoruz evde. Bildiğin lahana dolması yapıyorum. Fiyatı 50 cent. Uygun. Kilo falan değil, adet tanesi 50 cent. Bakalım hemen. Şöyle iki kişilik dolma yapılacak. Lahana aldım. Şöyle tartalım ablanın orada. Oha.
1.3 kilo çıktı lan. Yani bu kaç yaptı? Brokoli de çok seviyorum. Brokoli yoğurt pastalara çok güzel. Aynen, buna yoğurt üstüne de salça yapıyoruz. Süper oluyor. Brokoli de çok ucuz. Brokoli 72. Bunlar adet fiyatı ya. Bunlar da çok güzel. Flower curry diyor. Bu da karnabahar. Bunu da yemeğini yapıyoruz. Arada güzel oluyor. O da 90 sen. İndirim demiş bak, %12. Evet, hadi. Süper. Adet değil ya. Fiyatı şey yapmışlar. 100 gramı 5 cent değil, 0.5 cent yapmışlar. Yani 1 kilosu 50 cent. Şu 1 kilo fiyatı. Yani ben 1.3 aldım. 70 cent falan yaptı. Ucuz yani. Hepsi 1 dolardan az. Brokoli de aynı şekil. Yani 60 cent. Durbar'da biz evdeki çok çok sebze yiyoruz. Sebze için en ucuz ülkede birinci burası. Aa, Ekvador. Çok lezzetli ve çok ucuz. Tarım ürünlerinde Ekvador bayağı uygun. Şu asparagos dediği bir şey var onun. Evet. Bunu yiyoruz hep. Çok seviyorum. Çok seviyoruz. Hadi. Türkiye'de ne diye geçiyor bilmiyorum ama bunu etin yanına falan böyle kızartıp yağda koyuyorlar. Güzel bir sebze. Evet, Kore'deki bu sebze sultan de sebze diyor. Arevi. Çünkü çok güzel. Çok tarlası için çok güzel. Çok sağlıklı diyor, evet. Kore'de. Fiyatı pahalı yalnız. Şöyle bir demeti 2.5 dolar. 2.60. Evet. 2.41. 2.41 olan biraz da ufak. Bu daha böyle çiçekli mor. Let's buy. Alalım. But it's really nice, we have to eat. Ve de 3 günde yiyip bitirmen gerekiyormuş. O da ilginç. Ekvador'da var böyle şeyler. Alıyor. Bak burada sarımsağı böyle satıyor. Açık. Alıyorsun. Ne kadar? 5 dolar abi kilosu. Daha koray. Pahalı. Aa, aldı 50 gram falan ya. 3-4 tane aldı böyle. Güzel. Hatta bakayım mı? Yok bakmayayım ya, bu ne kadar olacak? 30 cent falandır bu. Soğanları da böyle burada açık satıyorlar, soyulmuş. Bunu direkt yıkayıp direkt kesip yiyorsun. Kilosu da 1 dolardan az. Yok, kilosu 1.56. 1.5 dolar. Soğan her gün yiyor. Her gün koyuyoruz ama doğru. Fiyatı 1.5 dolar kilo, normal. Yanındaki mor soğan daha aynı. Soğan tartıyorum, 7 tane aldı böyle bir sürü. 2 kilo 250 gram. Yani burası 2-3 dolar. 3 dolar. 3 dolar soğan. Yeşil biber. Çok büyük. Buralarda pahalı. Kilosu 1.25 dolar. Aslında normalmiş. 2 tane aldım. Yeşiller uygun da şu renkler pahalı ya. Bunlar bak 3 dolar falan yazmış. Naranja turuncu demek. Turuncu olanlar 3 dolar. İşte sarıları falan var, o 2.5. Pahalı yani bunlar. Bak kırmızı 1.5. Bu acı. Abi böyle mantarlar var. Mesela bunlar 1 dolar, 1.5 dolar arası değişiyor. 200 gram alınır. Evet şöyle alalım. 220 gram kesilmemiş mantar 1.8 dolar diye geçiyor. 200 gram mantar. Kültür mantarı al. Havuçlar da bir acayip burada. Aynen, bodur. Bodur böyle bir değişik bir havuç. Güzel ama lezzetli havuç. Uzun ince değil, böyle kıçı büyük. Böyle elim kadar böyle havuç. Fiyatı da kilosu 60 cent, 59 cent. İyi. Kasava. Bak şu kasava. Kızartıp yiyorlar bunu. Biz çok beğenmiyoruz ama işte. Bak burada kabakları böyle satıyorlar. Değişik kabak türü var burada. Bizimkine göre farklı. Yani bir de şöyle de satıyorlar bak, şurada da var. Ben şuna kabak tatlısı yaptım, bayağı iyiydi. Şekerde beklettim, suyunu saldı, kaynattım sonra. Şöyle kabak, bal kabağı. 700 gram bu, 1.5 dolar. İyi aslında, 700 gram 1.5 dolar. Fena değil. Aa, burada bizim sevdiğimiz kuru fasulye var. Bayağı bildiğim bizim kuru fasulye gibi yani. Bu bayağı lezzetli oluyor. 300 gram alalım. 2 kişilik yaparız bir hafta içinde. Bu benim favori fasulye. Ha, bayağı iyi yalnız. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Herhalde bu 300 vardır. Girip tartalım bakalım. Ya bu arada kilosu pahalı ucuz değil bak. Kilosu 5 dolarla. Şu 300 gram kaç yapıyor? Bakalım. Elimin ayarı da müthiş ya. 350. 2-3 tane atsam tamam. Evet, 300 gram fasulye kaç yaptı? 1.8 dolar falan. Alalım. Tatlı mısır. Şu aynen, mısıra bayılıyoruz ya. Buna elote diyorlar, tatlı mısır. Dulce yazmışlar zaten. Dulce tatlı demek. Pahalı ancak. 3 tane mısır. 3 dolar neredeyse. 2.77. Şu güzellerinden seçelim. Bunu haşlayıp yiyorsun direkt. Bal gibi. Bal bal. Çok güzel. Ay, normal mısırlar ucuz aslında. Şöyle 6'lı 7'li mısırlar var. Dolu bayağı. Onlar da 3 dolar. Ancak şu 3 tanesi de 3 dolar yine. Çünkü lezzetli. Bunu seviyoruz. Aldık. Şu neymiş ya? Bu daha mı iyi? Bizimki daha iyi. Aldık. 3 dolar. 2.77 yaz. Bak burada da değişik şeyler var. Şunları Kolombiya'da denemiştik. Domates bu. Yabani domates diyorlar. Bak yazmışlar. Tomate de arbol.
Fiyatı 3 dolar neredeyse. Ancak tadı çok acayip yani. Bizim domates gibi değil. Çok farklı bir domates. Şu meyveler falan bak. Lulo. Your favorite. Lulo ya. Bunlar çok güzel. Body güzel. You say so sour. Evet, evet. Çok güzel. Ekşi. Evet. Hepsi var. Avokado da çok güzel burası. Avokado aynen süper burada. Avokado yiyoruz. Avokado da çok güzel. Tatlı patates var bak. Şunlar tatlı patates diye geçiyor. And buy nice one. Okay. Bunlar da aynen. Heyon'un bir makinesi var böyle. Buhar makinesi. Makine dediğim 1 dolarlık böyle bir tepsi gibi bir şey. Güzel. Onun üstüne koyuyor, buharda pişiriyor. Sonra kabuğunu soyuyorsun, bal gibi. Acayip güzel. Onun fiyatı da how much? Evet ama çok ucuz. Heyon fiyatı bilmiyor ama ucuz diyor. Evet. Hadi 2 tane aldım. 2 tane alalım bak. Wow çok buyu. Ağır altında. Ha, hemen avokadonun yanında patates. Bunlar bildiğin, bizim bildiğimiz patates. Papa diye geçiyor. Fiyatı 1.47 kilosu. Normal. Ya her şeyin kilosu böyle 1 dolar, 1.5 dolar civarı oynuyor. Fiyatlar böyle. Avokadonun kilosu bu arada 1.93, 2 dolar da gitsin. Bak bunlar yine tabii ki muz değil. Bunlar plantano diye geçen muzlar. Sebzelik muz yani kızartıyorlar bunları. 1 dolar. Şu daha ucuz. 89 cent kilosu. Bak bura Brezilya meyveleri de var. Tropik meyve diyeyim. Şuna Guanabana diyorlar. Durya'nın bir çeşit meyvesi diyelim. Aslında değil. Bu daha böyle yapış yapış değişik bir şey ama benzer. Bunu kesiyorsun. İçi böyle biraz yapışkan. Fiyatı da kilosu 1.84 demiş dolar. Karpuz falan var ancak Ekvador'da karpuzu hiç beğenmedim. Hiç almadık ama kesilenleri gördüm berbat duruyordu. Papaya aynı şekil. Karpuzun kilosu bu arada sandia diye geçiyor karpuz. Kilosu 0.87 dolar. Böyle. Biz muzcuyuz. Muzdan gidiyoruz. Kilosu muzun 1.14 dolar. Her gün 2 muz yiyoruz. Her gün 2-3 tane yiyoruz. Yani. Evet. Şöyle alalım. Cunduk cunduk. Latin Amerika'da elma pahalı. Elmanın kilosu 2.62. Şöyle 3 tane alalım orta boy. Şu olsun. Başka şöyle. Şu olsun. Elmalar güzel ama temiz. Çürük değil. 3 tane aldım. Kaçtır bu da? 3 tane elma. 1.5 dolar da gitsin. 1 dolar 1.5 dolar. Bak karpuzların çoğunu istemeyen, büyüğü istemeyene böyle küçük küçük satıyorlar. Bunlar çeyrek karpuz. 1 dolara karpuz yani böyle. Ama kötü hep kabak. Şey de kötü, kavun da kötü. Hemen yanında da et satıyorlar böyle. Burası da etçi. Eti salamı böyle makinede satıyorlar abi kesiyor. Bunlar bildiğin sucuk falan böyle. Çeşniler, meşniler, şeyler. Bak kızarmış tavuk da satılıyor burada. Balık reyonu. Ekvador'un denize kıyısı var. O yüzden balığı da var. Karides, balık her şeyi var. Somonları falan. Fiyatlar nasıl? Mesela şu balık 23 dolar kilosu. Pahalı 20 dolar, 25 dolar. En küçüğü, en ucuzu şu. 13.20. Şu böyle değişik. 7.50. Pahalı. Somon 20-25 dolar arası değişiyor kısmına göre. Balık pahalı. Burada sucuk tarzı bir şey vardı. Bizim sucuğa benziyor ama. Bunlar domuz mesela. Chorizo yazdığı domuz oluyor. Domuz sucuğu bunlar. Aslında bunlar bütün Amerika ülkesi olabilir. Bunlar İspanya. Aynen bunlar İspanya'dan geliyor zaten. İspanyol şeyleri. Hamon diyor. Fiyatlar da 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar değişiyor. Ama var sucuk var. Domuz momuz yiyorlar yani sucuğu. Bak pita dedikleri bizim lavaş tarzı ekmekleri de var böyle. Ben Arap'a da var. Bak. Ha, Arap ekmeği, bazlama gibi. Bak 1.53'e şöyle 10 tane küçük tortilla dedikleri İspanyol ekmeği. Marketin şey ürünü, Supermaxi diye geçiyor. Güzel. Normalde bizim burası da püre yaptım. Çok iyi. Aynen biz bunu sigara böreği falan yapıyoruz. İçine peynir koyuyoruz o ricotta'yı, lor peynirini. Maydanozla sarıp yiyoruz. 1.5 dolar gitti. Bir de salça var burada. Tost ekmeğinin içine salça sürüyorum, kaşar döküyorum. Maydanoz, yumurta falan kırıyorum. Acayip oluyor. Tost ekmeği alalım. Her gün yiyoruz. Her gün onu yiyoruz. Supermax tost ekmeği. 1.73 dolar. Şöyle alalım. 1.73 dolar aldım. Daha ucunu bulduk ya. Bak burada böyle işaretli var. X-large dediği büyük olan, orta boy. Küçük küçük gidiyor. 30 tane var içinde 2 dolar. Şunun içinde 20 tane var 1.39. Bu indirim demiş. Şunu alabiliriz. Hadi. İyi hadi bunu alalım. Oo çok büyük, çok büyük. Aldık. Evet. 2 dolar oldu. Çok büyük ya. Baget ekmek de var. 1.5 dolar, 1.54. Nasıl? Genelde bayat. Önceden bakmıştım. Yapıyorlar. Aa taze. Bildiğim bizim baget ekmek. 1.5 dolar pahalı baget ekmeğe. 1 dolar falan olsa normal derdim. Diğer türlü ekmekleri de var. Bak mesela yulaf falan atmışlar. Kruvasan falan var. Tahinli, çikolatalı şeyleri var. It's my first time to see this bread in market. Ya yeah, bunu aynen. Bir oha. Market ürünü bile. Maxi dediği Supermaxi burası. Fiyatları da how much? 4.5. Ha 4.5, 5. Ucuz. Ucuz fena evet. Değil. Şunlar pahalıdır ama.
Avet kek. Aa bak ıslak kek. Aa yeah yeah they put. Sosu var, sosunu döküp yiyorsun. Güzel oluyor. Good idea. Ekvador'da keki ıslak yiyorlar. Islak kek yiyorlar. Değişik o da bak. Her kekin ortasında sosu var böyle. Abi etler pahalı. Ekvador'da etler pahalı. Şöyle 822 gram. Et 10 dolar. Pahalı. Kilosu 11.90 diyor. Ya yani etin kilosu 10 dolar 11 dolar. Çok pahalı Ekvador'da. Kıyma da satılıyor. Dana kıyma bu da. Kilosu yine 10 dolar. Et yine. Bilmiyorum pahalı geliyor bana. Bak şu ne bu şey. Hindi kıyması. O da 5 dolar yarım kilo. Ya çok pahalı. Her şeyi göstereyim. Sakatat satıyorlar burada. O çok ilginçti. Geçen gördük. Bak dil. Tam. Dil satıyor bak gördün mü dili? Çok ilginç. Bak şunlar ayak falan. Burada ne var? Bu da dil. Sakatatlar bayağı var. Orası domuz kısmı mıydı? Bilemedim. Bir de şu taraf var. Aynen. Yok burası domuzmuş ya. Geçen orada kalp falan satıyorlardı. Onlar nerede? Onlar gitmiş. Şeyini midesi falan vardı ya. İşkembe, kokoreç falan öyle şeyler satılıyordu. Bitmiş yani. Ama burada satıyorlar. Sakatat bölümü. Bir de burada hindi çok büyük. Bak hindi 15. İndirim %15. Şuna bak butu. Bu hindi çok butu. Büyük. Kilosu 10... Yok 6.79. Ama neredeyse işte fiyat aynı. Yeah. Tavukla hindi aynı fiyat. Göğüs çok pahalı. Geçen göğüs alalım dedik çıldırdım ya. 1 kilo 980 gram bak. 1 kilo tavuk göğsü 8 dolar ya. Kilosu 8.18 diye geçiyor. Bak başka markette buldum bu arada. Bağırsak 2 dolar böyle yarım kilo. Kokoreçlik bildiğin. Res dediği inek eti. İnek şeyi. Kuzu değil yalnız. Başka böyle... Bu ne? Beyin mi bu? Burada bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Dalak falan var. Bak şöyle bunlar var. İşkembe, mide falan öyle şeyler var. Ayak var. Paça var. Kalp falan her şey var. Satıyorlar. Fiyatları da uygun. Çok ilginç değil mi? Fit. O ayak bu. İnek ayağı galiba. Bilemedim. Aynen bayağı büyük. Yiyorlar yani. Sakatat kültürü var şeyde. Baksana işkembe ya. İlginç. Bu ne? Bunu bilmiyorum ben de. What is it? This. Anyway cool. Ya ineğin bir yeri ama böyle bir şey defa gördüm. Evet. Kesmişler herhalde, evet. Ayırmışlar. Dalak şu. Güzel. İyi var. Süt alalım bak, sütün fiyatı 1 dolar. Böyle süt. 1 dolara aldık. Bak burada çaylar da var böyle. Papatya çayı 79 cent diye geçiyor. Aldık. Güzel 20'li. 25'liymiş. Bak burada ilginç bir şey var. Yumurtaları böyle büyüğü, küçüğü, ortası diye satıyorlar. Süper büyüğü, işte devi falan diye. Şu an Heyon'un baktı mesela. Ekstra büyük olan. Bu şu normal büyük. Büyüklükte. Şu da orta. This one crushed. Ekstrayı inside. Alalım. Şu 30'lu kaç para? 5 dolar. 30'lu yumurta 5 dolar ama en büyüğü. Bak şu 30'lu alıyor Heyon. 3.76 dolar diye geçiyor. Bir tık küçüğü. Ekstra grande. İndirimli çünkü. Heyon'un sodası 1 dolardan tanesi girdi. Bu arada adam geldi çekim yapmak yasak dedi markette. Uyuz oldum zaten. Devam edelim. Bak burada Pacardi diye bir Ekvador çikolatası markası var. Acayip bir şey. Çok meşhur. Kore'de bunlar 5-6 dolar diyor Heyon. Burada 2 dolar falan diye geçiyor. 20 dolar buradaki. Ve içinde olan kakaonun yüzdesini yazmıyor. %85 kakao var diye. İlginç. Pacardi de Ekvador şirketi bu arada. Bayağı başarılı. Ceviz alacağız. Cevize geldik. Ceviz içi, vitamin olsun. Bu 8 dolar. Aldık. Pahalı aynen. Ama 400 gram. Bak şu makarnaları var. Marketin makarnası. 1.2 dolar. Şu şehriye mi la bu? 1 dolar. Hani şunu aldık. 400 gram. Bu ne ya? Şehriye gibi. Pirinç alıyor Heyon. Pirincin kilosu 1.23 dolar. Şu. Bunu aldı. Alalım. Bak buralarda yeşil mercimek falan da var. Bunun fiyatı kaç? 2 dolar. 1 kilosu. 1 kilo mercimek. Burada içli köfte yapılan küçük köftelik bulgur da var. Bu bayağı iş görüyor. Bunu yiyoruz. 2,5 dolar. 1,5'a da var küçüğü. 400 gramı 2,5. Buradan 500 gramı 1,60. Bak burada irmik satılıyor. Bunu aldım. İrmik helvası yaptım. Bayağı güzeldi. Çok lezzetli. Aynen. 500 gram irmik 1 dolar. 93 cent. Heyon tarçın alıyor. Ya bu ya. Kırık toz lazım. Bu arada şey olan, dal olan, ağaç olan 69 cent. Tarçın 80 cent aldık. Onu arada kek yapıyor Heyon, ona koyuyor. Güzel oluyor. Abi tuvalet kağıdı en dandy. Dörtlü 1.33. En dandy ama. Aldık. Orada daha ucuz vardı. Bak, elit 1 dolardan az. Abi, what's this? No. Bu çok kötü ama ya. Katları gözüküyor.
1 dolardan 80 sent. Ne şu iyi. Ha böyle servis peçetesi 75 sent fena değil. İkili. Ha head and shoulders'lar 8 dolar, 10 dolar, 15 dolar arası değişiyor. Pahalı burada Amerika ürünleri. Şu dandik bir şey alalım şampuan. Ucuz varsa. Yok gerçi her şey 5 dolar, 8 dolar. Okay, this one 30. 30 %30 şey varmış, indirim varmış Dove'da. Alalım onu. Choose hadi. One. Hani böyle 400 gram şampuan 5 dolar. Bunu da aldık. %30 indirim var. Ekvador'da indirim çok meşhur. Her mağazada indirim var yazmışlar böyle. İnsanlar kapış kapış giriyor alıyor. Ya bulaşık deterjanı alacağız da Latin Amerika'da böyle meşhur. Bak böyle macun gibi satıyorlar bunu. Görüyor musun? Pudra gibi, macun gibi. Bunu köpürtüp yıkıyorsun. 90 sent bedava. Abi o şey elime yapıştı çıkmıyor ya. Şu likit olanı alalım, sıvı olanı. Market ürünü 1 dolar. Güzel, 500 gram. Baya mangal yapmak için adamlar el yapımı ne yapmış? Karton yapmış. Muz yaprağından. Evet, böyle bayağı bir şey aldık. Hepsi 65 dolar tuttu. Şöyle göstereyim. Fiş bu. Bayağı fazla. Şu full dolu, bu bizim poşetti. Yırtılmaz. 2-3 tane plastik. Plastikler ücretsiz burada bu markette. Bu çanta böyle kasadan geçiyor yani. Çantamın içinde de 2 tane su var böyle. Heo'nun 4 litrelik suları. Güzel, 65 dolar. Fiyat nasıl? Uygun mu? Söylersiniz. Burası Ekvador'un Bimi gibi. Süper Maxi. So what do you think? All is expensive or cheap? It was so good. Atlanta, we just bought one sandwich and one cake. It was $8. But bütün her şey bir hafta için, aslında bir hafta değil, 10 gün için artı $5. 65. Evet. So if you want to survive in Latin America, you need to cook by yourself. Aynen. Burası tarlacı ülke. O yüzden ve sebze meyve ürünler uygun. Yani kimisinin fiyatı pahalı, kimisinin ucuz. O sebze meyveleri geçerken var ya tık 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 geçiyor, 50 sent, 30 sent, 40 sent öyle geçiyor. 65 dolar bilmiyorum, bir Kolombiya'ya göre, Guatemala'ya göre, Meksika'ya göre uygun geldi. Hele ki böyle AVM içerisinde bir markette Süper Maxi bak yazıyor. Bilmiyorum, bu 10 günlük yiyeceğimiz bu arada, yani 10 gün bunlarla besleneceğiz. Ne yapacağız 10 gün diyorsanız dinleneceğiz. Yorgunuz, dinleneceğiz, video editleyeceğiz. Yemek daha kendine yapıyorsa daha lezzetli ve daha sarıttı ve daha hayvan gibi yiyebilirim. Aynen. Kendimiz yapacağız, kendimiz yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada içeride domates salçası da vardı. Ben geçen almıştım geçen gün. Domates salçası 500 gram küçük kutu. 6 dolar. Çok pahalı. Niye? Salça kullanmıyorlar. Ben öyle sadece burada buldum. Öyle aldım. Şimdi unuttum onu göstermeyi. 6 dolar domates salçası. Diğerleri de böyle 65 dolar. Süper. Hey, ona gözlük alacağız. Hepiniz deniz şu kızın gözünü değiştirin artık falan diye. Deniyor. Aynen. Favorimiz bu şu anlık. Evet, şimdi. Güzel değil mi? Evet, nice. Nasıl? Nice. 40 dolar. Ama böyle siyah çerçeveler güzel değil dedim ben de. Siyah da güzel değil mi? İyi galiba. Şu sarılıyı alabiliriz. Tamam. Fiyatı 39 dolar bu arada. Uygun aslında. Evet, o cidisi perfecte. Evet. Çünkü diğerleri 100 dolar, 200 dolar. Şurada hayvanlar falan var. Bir de böyle cafcaflı renkler. Kırmızı. Güzel mi? Yok mu? Bilemedim. Kırmızı bir rujla belki. Bu da en beğendiğim de bu çok pahalı. 179 dolar. Bu da en iyilerinden biri. Ancak 180 dolar. Fasit. AVM'deyiz. Burası da AVM'nin gözlükçüsü. 5-6 gün beklerseniz dedi lensin takılmasını. Bir de 200 doları bulur dedi. Artı gözlük fiyatı 250 dolar falan yapıyor toplam. Heon kaçtı direkt. Yani 5-6 gün beklemeye değer mi bilmiyorum. Heon Kore'de aynı günde veriyorlar demiş. Kore çok hızlı. 30 dakika. If you want to do it this in Korea, how much minimum price lens plus frame? Aslında Kore gözlük için çok ünlü bir ülke. Bu sebeple daha ucuz ve daha hızlı. 30 dakika too much yeterli. 30 dakika. 20 dakika. O en ucuz neredeyse 15 dolar. 15 dolar? Evet. Lens. Only lens? Evet. How about frame? Frame also 10 dolar. En ucuz. So you can maximum 50 dolar. Yeah. Wow, that's why everybody have glass. Yeah. And don't... Abi ilginçtir, bir de AVM'lerde böyle kumarhaneler var bildiğin. Bol şans, elektronik kumarhane. Abla oynuyor. Burada, burada diye tekstilci var ama ben Türktür diye düşündüm, bilemiyorum. Belki de değil. Sanki Osman Bey'den çıkmış gelmiş gibi ürünler.
tane kupon verdiler bize. $150 alışveriş yaparsan $50 bedava diye. Yani 100 dolara geliyordu. Bir haftadır dolanıyoruz, bakıyoruz ne alalım diye. Bir türlü bulamadık. Ayakkabı uymuyor, çanta bakıyoruz olmuyor, çadır güzel değil. En son adama dedim, abi al sen bunu. Ayakkabı alacaktı. $50 sana ücretsiz. Beni de uçağdan kurtar. Verdik çıktık. Gözlük içinde bir de buraya bakacağız. Hadi bakalım. Burada mesela bütün set $65 falan demiş yani. Çerçevesi, lensi $65, $60, $30 falan yazmışlar. Bilmiyorum. Konuşacağız bakalım kaça gelecek. En ucuz yer burası gördüğümüz. Heyon'a yanaşıyoruz. Ha, Heyon ayakkabı alacak. Ekvador dağlık. Bu ayakkabı $109. Daha su geçirmez. Ekvador'da fiyatlar böyle. Daha iç. Skechers bu. Burger'ın önündeyiz ve Whopper menü fiyatı $8. Bence pahalı $8 Ekvador'a. Kim yiyor yani? İlginç. Diğerleri $3, $4, $5 yemek var. Mesela şu 3,5 falan yazıyor böyle. Ana yemek. Al bakayım. Hindi çok fazla. Hindi sandviç. Arkamda görmüş olduğunuz yer $5 ya. Bu sandviç $5 verilir mi ya? Çok küçük, bitti. Hiçbir hissetmedim bile. Yedim gitti yani. Bir de kek aldık. Ekvador'da kekler böyle sulu sulu. Doğum günü pastası gibi ama şerbeti var. Lezzetli bir şey. Onun fiyatı $3. Ya yani burası etti $8. Baharı. Pahalı. Baharı. Ekvador'da sıradan bir AVM fiyatı bu. Bak sulu sulu. Acayip tatlı. Kakao tadını böyle kakao tadı geliyor yani. Çok baskın. Ve kakao belki dünyanın en meşhur yeri Ekvador. Kakao için. Bayağı meşhur. Çok da kuru. Böyle halk pazarına girdik. Her şey $5. Tişörtler, kıyafetler hepsi $5. Görüyorsunuz. Bak toplu ayakkabılar $20, $25. Güzel aslında, fiyatlar uygun. Bak iki tanesi $5 şunun. Vay be. Baksana her şey $5, $6 ya. Uygun yani. Ekvador'da fiyatlar böyle. Bak, iki tane tişört aldım. Şöyle. Bayağı bildiğin. Tişört yani. $5 tanesi. Güzel, $10 böyle şu küçük mağazalardan aldım. Tatlış. Uygun değil mi? $5 tanesi, her şey $5. Uygun bence ya. O şu 4.99 yazmış. Aynı şeyleri satıyorlar bu arada. Bütün tişörtler aynı. Bak böyle bilgisayarcılar var. Heyon Bluetooth mouse'la klavye alıyor. Fiyatı $25 ikisinin. Böyle alıyor buradan. Deniyor şu anda. Çalışmıyor. Bak bilgisayarlar var. $400. 1 TB, 8 GB RAM, 2.10 CPU. Fiyatları böyle. $350, $500. Uygun fiyata var bilgisayar falan. Dolarla ödeniyor. Gracias. Aldık. $25, Bluetooth, mouse ve klavye böyle yan yana. Güzel. Bir de böyle USB SD kart okuyucu aldık. USB girişli. $3 bunun fiyatı. Sadece şuraya hafıza kartı giriyor. Bu da bilgisayara giren USB kısmı. $3. Teknoloji. Ekvador'da fiyatlar. Evet, aldıklarımızı getirdik. Zor bela neler almışız. Şöyle 500 gram peynir, şöyle hızlı geçeyim. Yoğurt, 1 kilo ekmek, lavaş diyeyim. Tarçın, lahana, karnabahar, 2 tane patates, brokoli, asparagos, 2 tane 4-3 litrelik soda, pirinç 1 kilo, sarımsak şöyle. Ne var? 2 tane biber var, 2 tane avokado var, 2 tane burada şey var, salatalık var, bu tatlı patates var. Havuç var 2 tane, deterjan bulaşık, 2 süt, şampuan, makarna. Çok pahalıydı. Direkt kafadan buna $8 ya. Yeah. $8 direkt verdik. Bu 400 gram Hindistan 400 gram ceviz içi. Fasulyemiz var, altın çilek var $1. Bu $1.50. Mantar, 3 mısır $2.77. Şu $1, 25 tane papatya çayı. Şöyle tost ekmeği, muz böyle bir sürü, 30 yumurta, 3 ekmek elma, 7 tane de soğan, servis peçetesi, soya kağıt dörtlü, 9 muzmuş. Şöyle komple $65 verdik buraya. What do you think? Her şey. Worth or no? Worth, very very. Çünkü bu 10 gün biz yiyor. 10 yani, gün. 10 gün yediğini düşün. 65'i 10'a böl. Günlük $6.50. 2 kişi $3 da gitsin. $3 yemeğimiz var günlük burada. Güzel. Kendimiz pişiriyoruz, eğleniyoruz, yiyoruz. Mutfağımız öyle küçük. Tatlış burada. Burada su damlıyordu. Dolabın kapağı şişmişti. Söktüm attım. Ve önceden aldıklarımız, bak salça dedim size, salçayı göstereyim. Bak bizim domates salçasının aynısı. Bu 6.5 dolar falan böyle. 500 gram. Ama aynen çok az kullanıyoruz. 2 hafta yiyoruz bunu neredeyse. Yani bu aynen yedik bayağı. Dolabımız böyle işte. Geçen hafta aldıklarımız da aynı. Un, nohut aldık. Bak Heyon'un yosunları var. Kim diyorlar buna? Bunu pirinçle yiyorsun. Suşinin etrafına sarılan.
Başka iki elmamız varmış burada. Unumuz var, unla krep falan yapıyoruz arada, güzel oluyor. Başka bu ne? Tatlı patates burada da varmış bir tane. Yulaf var, yulafla heyon tarçınlı kek yapıyor, yiyorum. Sağlıklı kek. Şurada da ekmeğimiz var, az bir şey. Güzel, 10 gün bunlarla. Bunları da yeriz. 2-3 günde öyle ekle. 2 haftalık erzak var işte evde. Ayçiçek yağımız var. Zeytinyağımız var. Güzel. Ocak pis biraz. Görmeyin. Aa, bak ya, o tortilla ekmeğiyle ne yaptım ya. Oğlum ben yemin ediyorum aşçı oldum Türkiye hasretiyle ya. Tava böreği yaptım ya. Nasıl? Burası biraz yandı ama. Güzel oldu. İçi kaşar, maydanoz, şey lor peyniri. Az da yumurta şeyi yoğurtla karıştırıp sürdüm sos niyetine. Bakalım şimdi çok sıcak. Bir şey diyeyim mi? Müthiş ya. Vallahi Türkiye gibi olmuş. Bu tortilla ekmeğiyle bunu yapan var ya, yoktur ha. Az tuz atsaydım daha iyi olurdu. Süper. Bu gördüğünüz Pacardi. Demiştim ya, Pacardi'nin çikolatası vardı. Bu da kakaosu. Ve %100 yani organik. Acayip. Bunun fiyatı 200 gram kakao böyle. 3 dolar. Çok uygun. Ve yani bir acayip sert güçlü bir kakao. Açayım şöyle, daha yeni açacağım. Geçen almıştık. Küçüğünü kullandım. Çok beğendim. Çok ucuz yani. Başka yerde kakao alsam 10 dolar. Burada uygun. Açayım şöyle. Direkt zaten patlıyor. Kokusu geliyor ağzına. Oh. Çok güzel. Böyle bir süt ısıtıyorum. Şöyle. İçine bir kaşık kakao yeterli. Mis. Sonra da bunu böyle iyice karıştırıyorum. Oluyor sana kakaolu süt. Ekvador'a gelirseniz deneyin. Gerçekten müthiş. Ben bu kakao çekirdeğini de yedim. Sadece o yani nasıl? Paketin üstünde var bak. Paketin üstü kakao çekirdeği, görüyor musun? Bunu soyuyorsun. Badem gibi aynı. İçinde böyle hafif nemli bir meyve mi diyeyim, ne bir şey diyeyim, öyle bir şey çıkıyor. O kakao oluyor. Onu kurutup pudra haline getiriyorlar direkt. Yani tadı aynı şu an tamamen %100. Tadı aynı o denediğim çekirdekli bu kakaon. Müthiş ya. Böyle sınırsız sıcak çikolata. Böyle videoyu da kapatayım. Bir iki hafta bu evdeyiz. Bu yemeklerle burada yaşayacağız. Kendinize iyi bakın. Ekvador fiyatları böyleydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.